Ekranda y eşittir e üzeri x fonksiyonunun grafiğini görüyorsunuz. Evet, y eşittir e üzeri x. Bu x, bu da y ekseni. Buradaki mavi alan ise 0'dan 1'e kadar e üzeri x dx'in integrali. İntegral konusunda ilerledikçe bu alanı hesaplamayı öğreneceğiz ama şimdilik bu alanı bildiğimizi, yani alanın bize verildiğini varsayalım. Evet, bu alan e eksi 1'miş. Şimdi bunu kullanarak buradaki diğer 3 ifadenin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve integral hakkında bildiklerinizi kullanarak diğer 3 ifadenin ne olduğunu benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Evet, denediğinizi ve cevapları bulduğunuzu biliyorum. Bir de birlikte çözelim. e üzeri x artı 2. Bunu 1'den 1'e kadar e üzeri x dx'in integrali artı 1'den 1'e kadar 2 dx'in integrali halinde ifade edip soruyu o şekilde çözmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ama sınırları aynı olan belirli integraller, demek istediğim bu aralığın 1'den 1'e gittiğini görüyorsunuz değil mi? Bu integral 0'a eşittir. Evet, çünkü bulmaya çalıştığınız alanın eni yani x ekseninde bir hareket yok, 0. Kolaydı değil mi? Evet. Aralığımız 1 ile 1 arasında olduğu için alan yani integral 0 olacak. Şimdi bunu ele alalım. Buradaki aralık farklı. Daha doğrusu buradaki ile aynı. Bunun için de eğer bu ifadeyi özellikle aralarından biri e üzeri x olacak şekilde parçalayabilirsem bu integralin ne olduğunu hesaplayabileceğimi düşünüyorum. Evet bakalım. İfadeyi 0'dan 1'e kadar 3 dx'in integrali artı 0'dan 1'e kadar eksi e üzeri x dx'in integrali şeklinde yazabilirim. e üzeri x'in önündeki eksiyi bu integralin dışına alabileceğimi biliyorum. Evet, ifadeyi bir kere daha yazayım. İntegral 0'dan 1'e 3 dx, eksi, eksi, integral 0'dan 1'e e üzeri x dx. Renk değiştirmekte biraz zorlanıyorum. Bu ifadenin değerini biliyoruz, öyle değil mi? Evet, bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu e eksi 1. Bunu parantez içinde yazayım. Eksi e eksi 1. Bu ise yani sıfırdan 1'e integral 3 dx. Evet, hemen bir grafik çizeyim. Burası 0, burası 1. Fonksiyon ise, ölçek pek aynı olmadı ama idare edin lütfen. Fonksiyon ise 1, 2, 3. Bu olduğuna göre bu integral yani fx eşittir 3 fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan ve 0, 1 aralığında olan alan. Burası 1, burası da 3 olduğuna göre alan 3'e eşit olacak öyle değil mi? Evet, 3 eksi parantezi açalım. Eksi e artı 1. 3 artı 1 4 eder ve 4 eksi e. İşte bu kadar. Bildiğimiz integral özelliklerini ve buradaki belirli integralin değerini kullanarak buradaki belirli integralin ne olduğunu hesapladık. Sıra geldi buna. Bu ifade biraz farklı. Öncelikle sınırlar 2 ve 3. Bir de e üzeri x eksi 2 diye bir ifade var. Böyle bir ifadeyi sadece integral özelliklerini kullanarak çözmeye çalışacağız e üzeri x eksi 2'nin e üzeri x'in sağa doğru 2 birim ötelenmiş versiyonu olduğundan faydalanabilirsiniz mesela. Şekilde göstermeye çalışayım. Bu nokta burada olacağına burada olacak. Ve eğri de elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışacağım. Evet eğri de buna benzeyen bir şey olacak. Çok düzgün olmuyor ama İnanın elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu nokta buraya ötelenecek. E üzeri x eksi 2 buna benzeyen bir şey olacak. Aradığımız ise 2'den 3'e olan aralık öyle değil mi? 3 de burası olsun. Bu noktayı alıp 2 birim ötelersek buraya geliriz ve aradığımız alan bu alan. Eğriyi ve bulmak istediğimiz alanı içeren aralığı da sağa doğru iki birim öteledik. Bunun için de bu alanlar birbirine eşit olacaklar. Neden? Çünkü her şey sağa doğru iki birim ötelendi. Alan e eksi 1'e eşit. Bunun sağa doğru iki birim ötelenmiş olduğunu gördüğünüzde işinizin kolaylaşacağını anladınız değil mi? Bunu daha önceki integral özellikleri videosunda da görmüştük.